Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nurettin Nebati atandı. Cumhurbaşkanı kararıyla görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nurettin Nebati atandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının maddi haklarının iyileştirilmesini sağlayacak kanun maddelerinin meclis gündemine alınmasından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve milletvekilleriyle siyasi partilere teşekkürlerini iletti. Yozgat'ın Çandarı ilçesinde bir aylık bebeğinin sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi. Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. FETÖ darbe girişimi sırasında TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Dijitürk binasının işgaline ilişkin Yargıtay'ın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği 1'i assubay ve 37'si askeri öğrenci 38 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Bitrota isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olduklarını iddia eden vatandaşların şikayeti üzerine şirket sahibi 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Amerika'da çekilen film esnasında görüntü yönetmeni Halina Hutchins'in ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili aktör Alec Baldwin silahın tetiğini kendisini çekmediğini söyledi. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskınının bir ayaklanma değil protesto olduğunu savunurken yeniden aday olup olmayacağına ilişkin ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok dedi. Amerika'da ilk Omikron varyantı vakasına rastlandı. Amerika'da yeni tip koronavirüsün Omikron varyantına ilk kez Kaliforniya eyaletinde bir kişide rastlandığı ve hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, yeni tip koronavirüsün Omikron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat kısıtlamalarına tepki gösterdi. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, NATO'nun Almanya'daki nükleer silahları Polonya'ya yerleştirmesi durumunda Rusya'dan buna karşı etkili olacak nükleer silahları Belarus'a geri isteyeceklerini söyledi.